Azerbaycan'ın yaptığı kontrterör operasyonu gerçekten artık başka çarenin kalmadığını gösteren bir operasyondu. Biliyorsunuz ateşkes mutabakatından sonra üzerinde anlaşılan konuların bir kısmı maalesef Ermenistan tarafından hayata geçirilmedi. Azerbaycan'ın uzun süredir sabırla beklediği özellikle iki koru, bir Zengezur koridorunun açılması, ikincisi de Karabağ'daki özellikle Ermeni etnik nüfusun yaşadığı bölgede Azerbaycan egemenliğinin pratikte tesis edilmesinin önemi ortada. Bu gerçekleşmediği zaman haklı olarak sabırsızlıklarını ortaya koydular. Uluslararası toplumun ve görüşmelerin bu konuda bir netice üretmemesi durumunda gerekeni yapma zorunluluğu hissettiler. Burada Türkiye olarak biz Azerbaycan'ın bu hareketi yapmadaki zorunluluğunu ve gerekliliğini ilgili muhataplara ilettik. Zaten bu hareket çok kısa süren bir harekat oldu bildiğiniz gibi. Sivil nüfusa dokunmayan belli silahlı unsurların tasfiyesini hedef alan Azerbaycan'ın bölgedeki yasal egemenliğinin yolunu açan noktasal bir faaliyet oldu. Bunu da bütün taraflara anlattık. Tabii bazı tarafların bu konuda ciddi bir ön yargı içinde olduğunu, Azerbaycan'ın yaptığı harekatın sebeplerini ve nedenlerini anlamadan çok ciddi suçlamalar getirdiğini de gördük. Çok ileri iddiaların ortaya konduğunu da gördük. Ama bizim ortaya koyduğumuz yani rasyonel izahlar, yani durumun Azerbaycan'ın lehine anlaşılmasında da etkili oldu diye düşünüyoruz. Bu önemli bir konu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uzun zamandır dillendirdiği bir konu. Var olan realitenin artık bir söyleme dönüştü. Bu söylemin politikanın da artık uygulamaya geçmesini beklediğimiz bir aşamaya geldik. Şu anda artık ortaya çıkan söylemlerin ne kadar haklı olduğunu hemen hemen bütün dünya kabul etmekte. Bunun bütün ülkeler tarafından kabul edilen bir politikaya dönüşmesi için çok sağlıklı tartışmaların yapılması gerekiyor. Bu konuda ciddi çabalara ihtiyaç var. Özellikle Güvenlik Konseyi'ndeki ülkelerin bu konuda samimi olmaları gerekiyor. Dünyadaki düzenin yeniden tesis edilmesi, daha kalıcı, barışın ve adil bir yaşamın mümkün olması için Birleşmiş Milletler reformunun yapılması şart. Bu konudaki tartışmalar şu anda devam ediyor. Üzerinde mutabık kalınmış bir perspektif çerçeve şu anda yok. Ama önemli olan bu tartışmanın başlatılmasıydı ve devam etmesi. Ben inanıyorum yani önümüzdeki yakın gelecekte birkaç yıl içerisinde çok sağlıklı kabul edilmiş, genel kabul gören formüllerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Amerika ile gündemde olan birçok konumuz var malumunuz. Yani jeostratejik, ekonomik, güvenlikle alakalı konular var. Bunların başında şu anda özellikle gündemi meşgul eden Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl anlaşması. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay ve bu ay Türkiye'nin yoğun bir diplomasi trafiği oldu. 17 Temmuz'da nihayete eren tahıl anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi için neler yapılabilir? Bu konuda Türkiye'nin yoğun çabaları var. Amerikalılar ve diğer müttefik ülkeler Türkiye'nin yürüttüğü bu diplomasi trafiğinin neticelerini ve detaylarını tabii öğrenmek istiyorlar. O konuda görüşmelerimiz oluyor. Biz de onların hani bu konuda neler düşündüğünü öğrenme fırsatı buluyoruz açıkçası. Özellikle geçtiğimiz dönemde tahıl anlaşmasının iki ülke arasında devam eden savaştan daha ayrı bir şekilde ele alınması konusunda bir konsensüs olmasını sağlamıştık. Ama bu yeni dönemde şu izlenimimiz var. Gerek Rusya tarafı gerek Ukrayna tarafı artık muhtemel bir tahıl anlaşmasını dünya gıda güvenliğine katkıda bulunan bir çerçeveden ziyade iki ülkenin genel savaş çabalarının ve faaliyetlerinin bir parçası olarak görme eğilimindeler.
Tabii bu bizim işimizi biraz daha yeni dönemde zorlaştıran bir konu. Ama Birleşmiş Milletler'le olan temaslarımız olsun, taraflarla olan temaslarımız olsun, Avrupalılar, Amerikalılar da dahil olmak üzere bu konuda yoğun adım atmaya devam edeceğiz. Diğer bir konu da Karabağ meselesiydi. Yine Sayın Blinken'la görüşürken gündeme gelen. O konuda yani barışın daimi olması, bölgesel refahın mümkün olması için onlar kendi görüşlerini söylediler. Biz kendi görüşlerimizi ortaya koyduk. Bu noktada belli argümanlarımızın ikna edici olduğu kanaatindeyim. Bölgede atılması gereken adımlar var. Özellikle batılı bazı müttefiklerimizin Ermenistan'ı yönlendirirken, tavsiye verirken daha isabetli tavsiyelerde bulunmaları gerekiyor. Yoksa belli tavsiyeler bölgenin gerçekliğine uygun olmayan, dışarıdan verilen tavsiyeler, destekler maalesef çözüm yerine, istikrar yerine daha fazla kaosu ve gözyaşını getirmekte. Özellikle liderler düzeyinde yapılan görüşmelerde alınan bir karar var. Her iki lider de konuyu pozitif ajandayla konuya yaklaşıyorlar. Halklarından aldıkları güçlü destekle, ki her iki tarafta da seçim oldu biliyorsunuz, Türkiye-Yunanistan arasındaki sorunların iyi karşılıklı saygıya ve iyi niyete dayalı bir şekilde çözülmesi konusunda bir irade var. Bunu yaparken tabii hayata geçirmesi gereken çok çalışma var. Bunların başında Ege'deki gerginliğin tırmanmaması, iki ülke arasındaki özellikle Ege Denizi merkezli ekonomik potansiyellerin ortaya çıkartılması, iki ülke arasındaki gerek devletten devlete gerek halktan halka temasın artırılması, şirketlerin ortak faaliyetler yürütmesi gibi çok çeşitli başlıklarda işbirliği alanları var. Ben sayın meslektaşımla da bu konuları yoğun bir şekilde görüşmekteyim. Pozitif gündemin artırılması, ilerletilmesi ve çeşitlendirilmesi konusunda her iki tarafta neler yapabilir onu ortaya koyuyoruz. Aslında bu tartışmalar şunu gösterdi. Türkiye ve Yunanistan arasında uzun yıllardır var eden, bizim jenerasyonlarımızdan önce ortaya çıkmış aslında bir takım sorunların bugün bir fırsata dönüştürülerek daha büyük bir refah ve işbirliği mekanizması bölgede oluşturularak çözülmesi mümkün. Yani bu gerçeklik önümüzde duruyor. Problem, buna nasıl ulaşacağız? Hangi metodolojiyle gideceğiz? Önceden denenmiş metotlar var. Buradan aldığımız dersler var. Bunun üzerine ilave edeceğimiz yeni bakış açıları neler olabilir? Yani Türkiye'nin hak ve menfaatlerini kaybetmeden bölgesel istikrarın, barışın ve refahın tesis edilmesi nasıl mümkün olur? O konuda çalışmalarımız devam ediyor. Ama şunu memnuniyetle söylemek isterim. Yani Yunan tarafını da son derece yapıcı ve iyi niyetli bir şekilde konuya yaklaştığını an itibariyle görmekteyiz. Ben önümüzdeki günlerde bu yaklaşımın daha somut sonuçlar üreteceğini açıkçası düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Selanik'e yapacağı Aralık'taki ziyaret esnasında da bizim bu çalışmalarımızın somutlaşmış halini göreceğimizi düşünüyorum.